Arınç'ın yerinde olsaydım şahsen şunu söylerdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın eleştirileri, dikkatimizi çektiği hususlar, endişeleri tarafımızdan değerlendirilecektir. Yani ama en fazla belki şunu söyleyebilirdi. Keşke Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kamuoyuyla paylaşma yerine, gazetelerle paylaşma yerine Sayın Başbakanımızla paylaşsaydı deyip orada bırakabilirdi. Ama tabii herkesin bir üslubu var. Herkesin kendini ifade ediş biçimi var. Sayın Arınç da bunu tercih etti. Şimdi tabii arkasından Sayın Melih Gökçe'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Twitter üzerinden devreye girmesi, Sayın Bülent Arınç'la ilgili olarak bazı ifadeler kullanması ve Sayın Arınç'ın kendisine vermiş olduğu cevaplar gerçekten Akif Bey'in başlarken söylediği gibi bizim camiamızın ve bizim camiamızın dışındaki kamuoyunun da çok yadırgadığı ve alışık olmadığı şeylerdi. Sayın Başbakan bana göre doğru zamanda ve doğru şekliyle müdahale etmiştir. Yani bu arkadaşlarımızın parti disiplinine aykırı davrandıklarını ifade etmiştir. İkisini de haklı bulmamıştır. Bana zaman zaman soruyorlar, hangisi haklı? Ben burada mahkeme kurup arkadaşlarımı muhafaza edecek değilim. Ama şunu söylemekte fayda var. Bir kere kardeş kavgasında birinin tarafında olduğunuz zaman bu kavganın körüklendiği anlamına gelir. Bu fitnenin devam edeceği anlamına gelir. Onun için kendi içimizde böyle bir arıza olmuştur. Böyle bir niyetimiz olsa, şimdi siyasi parti gizli gizli kurulur mu ki? Biz yeraltı hareketi mi yapıyoruz? Yani yeraltı faaliyeti falan mı yapıyoruz? Şimdi bakın bu o kadar deli saçması bir şey ki Sayın Gül bana böyle bir vazife vermiş ve benim haberim yok bundan. Ben Abdullah Bey'in AK Parti'ye zarar verecek bir tutum içerisinde, bir hareket içerisinde, bir eğilim içerisinde olmayacağına inananlardan birisi. Ha, Sayın Abdullah Gül'ün böyle olması için Sayın Abdullah Gül yaptığımız her şeyi benimsemek zorunda değil. Hükümetin de bazı icraatlarını eleştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı söyledikleriyle de hemfikir olmayabilir. Bazı konulardaki hassasiyetlerimiz, farklılıklarımız olacaktır. Bu da partinin zenginliğidir. Biz bireyiz. Netice itibariyle biz diktatörlükle yönetilen, dayatılan bir şeyi ezberleyip bunu tekrarlayan insanlar değiliz. Benim burada söylediklerimi benim bu yerimde bir başka arkadaşım olsaydı muhtemelen daha farklı açılardan, zaviyelerden bakarak anlatabilirdi. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Ne Sayın Abdullah Gül'ün bize verdiği böyle bir vazife var, ne yeni bir parti kuruluş çalışması var.